Beyler bayanlar selamlar. Yine bir Vax oyunu ile karşınızdayım. Bugünkü anlatacağım projenin yarın aynı zamanda satışı var ve başka projelerle de ortaklıkları var. Ne mi bu proje? Hadi geçelim şimdi detaylı incelememize. Oyunumuzun ismi Only Rockets arkadaşlar. Only Rockets'la ilgili önce şu bilgiyi vermem gerekiyor. Only Space adlı bir metaverse oluşturuldu. Daha öncesinde sizlere Warspace'i tanıtmıştım. Warspace'in satışları başta güzeldi fakat sonrasında ekonomi bir şekilde en başlarında düzgün oturtamadığı için aşağıya doğru inmeye başladı. Ama public satışta ne kadar kar ettirdiğini hatırlıyorsunuzdur. Evet, bu metaverse'e 4 tane daha oyun ekleniyor. Bizi şu anda ilgilendiren şey Only Rockets olacak arkadaşlar. Daha sonrasında 2 tane daha diğer oyunumuz da var. Urban Space ve Escape from Zaya. Only Rockets'ta da yine her zamanki gibi mine bir oyun aslında. 4 tane resource'umuz olacak ve bu resource'ları her zamanki gibi NFT'lerle mintleyebileceğiz ve bunların da belirli yine nadirliği olacak. Birazdan zaten white paper'da gösteriyor olacağım. Blend sistemi olacak tekrardan. Roadmap'ine bakacak olursak da şu anda yarın satışı olacak demiştik şurada. Daha sonrasında Alcor'da listelenmesi olacak ve hemen ardından oyun başlayacak bu çeyrekte. Sonraki çeyrekte ise yeni gemi ve gezegenler eklemeyi planlıyorlar. PvP modu gelecek. Aslında önemli kısım şu Bridge for NFT and Tokens kısmı. Diğer metaverse'lerle ortaklıklarını ve ortak kullanılabilir işte NFT token'ları 3. çeyrekte gelecekmiş. White paper'ından da daha detaylı bir şekilde bakacak olursak hemen neyle alakalı diyor. Zaten biraz önce söylediğim kısımları aktarmıştım arkadaşlar. Metal çıkartıyorsunuz ve bu yeni roketlerin yapımında kullanılıyor. Kristal ise yeni roketleri yaparken arkadaşlar bazı alaşımlar lazım olacakmış. Onların üretiminde, yapımında lazım oluyor. Enerji direkt roketlerin uçması ya da yeni bir tanesinin üretiminde kullanılacak yine. Data da arkadaşlar yine yeni roket yapımında. Aslında oyun birazcık daha fazla roket yap, roket yap ve bunları yaparken de işte çıkarttığın resource'ları kullan, onları yak üstüne kurulu. Ama fark ettiğim üzere enerji sürekli bu roketleri de göndereceğimiz için ve roketleri göndermek için de arkadaşlar neye ihtiyacımız var? Yakıta ihtiyacımız var. Fuel'de yani enerji ihtiyacımız var. Aslında food gibi düşünebiliriz. En mantıklısı yine en karlısı burada enerji olur gibi geliyor bana. Uzay gemilerine bakacak olursak da Scout ne demiştik? Data çıkartıyor arkadaşlar. Explorer şu en önemlisi farm gibi düşünebilirsiniz. Direkt enerji çıkartacak. Harvester kristal, kargo ise metal çıkartacak. Ve tüm bu tıklamalı Play to Earn oyunlarında olduğu gibi Goldman'da da, Warspace'de de, Kingdom Clash'te de ve yani aklınıza gelebilecek tüm tıklamalı oyunlarda arkadaşlar hep aynı mantık geçerli. Normalde ne olur? Aynı cinsten belli miktarda kartı NFT'yi koyduğunuzda bir üst seviyesini verir. Burada ne yapmışlar? 4 tanesini koyduğunuz zaman bir sonraki seviyeden 2 tane elde ediyorsunuz. Bir de ekstradan modifiers diye bir şey getirecekler. Bu modifier'la blend yapmadan, eski NFT'nizi kaybetmeden ekstradan artı bonus elde edebileceksiniz. Peki ne artı bonusu? Burada birazcık daha detaylı göstermişler. Normalde modifier kullanmadan hangisinden ne çıkartıyorsunuz? Modifier'lı olduğunda ise arkadaşlar direkt yanına artı %50 bir şey koymuşlar. Ne kadar bir bonus sağlayacak onu belirtmemişler. Büyük ihtimalle daha sonrasında modifier geldiği zaman daha detaylı bir şekilde açıklarlar. Sizlere daha önceden bir taktik paylaşmıştım. Whitelist alıp satarak arkadaşlar çok güzel para kazanabilirsiniz diye. Bu oyunda da yine aynı şey gerçekleşti. Ne mi gerçekleşti? Normalde daha öncesinde yine Premium Pass'i sattılar arkadaşlar. Ve kaçtan satılmış? 146 Vax'tan satılmış. Peki şu anda Premium Pass'i satmaya kalkarsanız ne kadar yapıyor? Yaklaşık 927 Vax'a satabiliyorsunuz. Satış gerçekleşiyor mu? Hemen ona bakalım. Last Sales kısmından bakalım. Ve satışların ne kadar fazla gerçekleştiğini. Gerçi sonunda birazcık düşüş olmuş ama şu anda bile 224 dolara 822 Vax'a satabiliyorsunuz. Ki ilk aldığınız fiyatta kıyaslarsak yaklaşık 5-6 katı kadar para kazanabilecektiniz yine. Only Rockets'ın da yarın satışı gerçekleşecek demiştik. Hatta şurada bilgileri vardı. Pass sahibi olanlara öncesinde açacaklar arkadaşlar. Yarın saat akşam 6 UTC'ye bizde 9'a denk geliyor. Akşam 9'da 2 tane paket satacaklar. Birisi 399 Vax ve diğeri de 159 Vax. Aynı Goldman ya da Warspace'deki gibi düşünebilirsiniz bu satışları. Daha sonrasında da Publi'ye ayrı bir şekilde satış gerçekleşecek. Bunda alsat yapabilirsiniz. Uzun vadede oyun ne olur? Bu tamamen yapımcıların oyunla ne kadar ilgileneceklerine bağlı. Eğer ilgilenmezlerse ya da bir
kötü bir ekonomi kurarlarsa arkadaşlar aşağıya doğru anında fiyatlar iner. Ama ilk hype'ında siz sadece ya ben oyunu oynamayacağım, alsat bile yaparım, benim için yeterli derseniz oradaki fırsatı değerlendirebilirsiniz. Bunun için de yine güzel bir talep olması gerekiyor. 10 lira kısa ilgili de hemen burada Vax gelecek oyunlar kısmına şimdi kanala ekliyorum bu videoyu oluştururken. Satış vaktinde ve daha sonrasında oyunun devam edip etmediği ne durumda olduğunu buradan konuşuyor olacağız. Hepinizi de beklerim. Bir sonraki videoda da satışta daha doğrusu. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.